Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Saffetü Tefasir derslerinden Fatiha suresiyle dersimize başlayacağız inşallah. Ama evvelinde Saffetü Tefasir isimli tefsir kitabının müellifi merhum Muhammed Ali Es-Sabuni Hazretlerini kısaca bir tanımış olalım. 1930 yılında 1 Ocak'ta Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelmiş. 52 yılında Ezher Üniversitesi'nde Şeriat Fakültesini bitirip daha sonra da İslam Hukuku bölümünde ihtisasını tamamlayarak 54'te de yine aynı şekilde Şer'i Yargı bölümünde ihtisasını tamamlamış. Ardından Suriye'ye dönmüş ve 8 yıl boyunca orada tedris faaliyetlerinde bulunuyor. Daha sonra da Suudi Arabistan'a göç ederek Mekke Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ve Şeriat Fakültesi'nde dersler vermeye başlıyor. 28 yıl burada hizmette bulunuyor. Birçok üniversite hocası yetiştirip Ümmül Kura Üniversitesi'nde de birçok klasik eserin tahkikini yapıyor. Aynı zamanda uzun yıllarda Suriye Alimler Birliği Başkanlığı'nı yürütüyor. Gerek metodu gerekse içeriği açısından eserleri çok beğenilen ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulan ünlü bir alimdir. Türkleri çok sever, Türkiye'yi çok sever. Hatta kendisi yılın belli zamanlarında gelip Yalova'da kendisine ait olan müstakil evinde kalır idi ve zaten geçtiğimiz yıl, yani bu yıl içerisinde 2021 19 Mart'ta da 91 yaşında Yalova'daki evinde hayatını kaybetti. Allah ona rahmet eylesin. Bizlere de izinden gitmeyi, o aynı çalışkanlığı, o üretkenliği elde edip İslam'a, dine, insanlığa hizmet etmeyi nasip müessir eylesin inşallah. Birçok eser telif etmiştir. Biz de bu eserler arasında hem kolay, anlaşılması gayet kolay, anlaşılır bir dille yazdığı ve talebeler için bulunmaz bir nimet olan Saffetü Tefasir isimli kitabından okuyacağız inşallah. Allah ona rahmet eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek Suretül Fatihati, Fatiha suresini tefsirine giriş yapacağız. Evvela girişte de istiazeyi, yani İstiaze, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Besmele'nin tefsirini yaparak başlayacak müellif. Euzu, ben sığınırım. Billahi, Allah Azze ve Celle'ye. Neden sığınırım? Mineşşeytani, şeytandan, öyle şeytan ki erracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Tefsirul istiazeti, istiazenin, yani şu okuduğumuz cümlenin tefsiri. El ma'na, mana, esteciru, sığınırım. Bi cenabillahi, Allah Azze ve Celle'nin cenabına. Ve a'tasimu, ve sığınırım bihi, ona. Neden? Min şerri şeytani, şeytanın şerrinden. El ati, kibirli. El mütemerridi, inatçı. İnatçı ve aynı zamanda kibirli olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Neden sığınırım? En yadurrani, bana zarar vermesinde, fi dini, dinim hususunda, ev dünyayı veyahut da dünyam hususunda, dini veya dünyevi işlerim hususunda bana zarar vermesinden Allah'a sığınırım. Ev veyahut da yasuddani, beni alıkoymasından Allah'a sığınırım. An fi'li ma umirtu bihi, kendisiyle emrolunduğum işleri yerine getirmemde beni alıkoymasından Allah'a sığınırım demektir. Ve ahtemi, yine sığınırım bil haliki, yaratan Allah Azze ve Celle, es-semi'i, her şeyi işiten, el-alimi, her şeyi bilen. Neden sığınırım? Min hemzihi, arkadan çekiştirmesi, ve lemzihi,
yüze karşı alay etmesinden ve vesavisihi ve vesveselerinden de, vesvese vermesinden de Allah'a sığınırım. Fe inne şeytane, çünkü şeytanın la küfühü, zarar vermesini önleyemez, anil insani, insana zarar vermesini önleyemez, illallahe, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle, Rabbel Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle önleyebilir. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka şeytanın insana zarar vermesini önleyecek kimse yoktur. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edildiğine göre, ennehu kâne, Resulullah Efendimiz idi, izâ kâme minel leyli, gece kalktığı zaman, istefteha başlar idi, salatehu namazına, bir tekbiri tekbirle başlar, thümme yekûlü, sonra şöyle der idi, eûzu billâhi semî'il alîmi, mineşşeytânirracîm, min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi der idi. Eûzu, ben sığınırım billahi, Allah Azze ve Celle'ye. Öyle Allah ki, es-semî'i, her şeyi işiten, el-alîmi, her şeyi bilen Allah'a sığınırım. Neden? Mineşşeytânirracîm, kovulmuş şeytandan. Bu şeytanın neyinden sığınıyoruz? Min hemzihi, dürtmesinden, ve nefhihi, üfürmesinden, ve nefsihi, ve tükürmesinden, yani bu tükürmek manasına da gelir, zehrini akıtmak manasına da geliyor. Yani o vesvese zehrini akıtmasından, üfürmesinden, bizi aynı şekilde dürtmesinden, kovulmuş şeytanın şerrinden, alim olan, her şeyi işiten Allah'a sığınırım der idi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Tefsirul besmeleti, besmelenin tefsiri. El ma'na, ma'na, ebde'u, başlıyorum. Bi tesmiyetillahi, Allah'ın ismiyle, ve zikrihi, onun zikriyle. Kable kulli şeyin, her şeyden önce. Müsteinen bihi, celle ve ala, yüce ve celil olan Allah Azze ve Celle'den yardım talep ederek. Fi cemii umuri, bütün işlerimde. Taliben, talep ederek, minhu, kendisinden, vahdehu, sadece ve sadece kendisinden, neyi, el avne, yardımı talep ederek. Yani sadece ve sadece kendisinden yardım talep ederek, bütün işlerimde Allah'tan yardım talebinde bulunarak, her şeyden önce onun zikriyle ve ismiyle başlarım demektir. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنَّهُ, çünkü o Allah Azze ve Celle, الرَّبُّ الْمَعْبُودُ, ibadet edilen Rabb'dir. ذُو الْفَضْلِ, lütuf sahibi, وَالْجُودِ, kerem sahibi, وَاسِعُ الرَّحْمَةِ, rahmeti geniş olan, كَثِيرُ التَّفَضُّلِ, lütfu çok olan, وَالْإِحْسَانِ, ihsanı bol olandır. اَلَّذ۪ي, öyle Allah'tır ki, وَسِعَتْ, kaplamıştır, رَحْمَةُ, onun rahmeti, külle şeyin, her şey, ve amme, içine almıştır, kapsamıştır, fazluhu, onun lütfu, cemi'el enami, bütün mahlukatı kaplamıştır, kapsamıştır. Tembihun, bir not. Bismillahirrahmanirrahim, bu ayet-i kerime hakkında bir not belirtecek şimdi müellif hazretleri bize. İftetaha, başladı Allah, Allah Azze ve Celle, bihâzihil ayeti, bu ayet ile başladı. Neye başladı? Suratel Fatihati, Fatiha suresine bu ayetle başladı. Yani Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha suresine dahil bir ayettir. Onunla birlikte ayet sayısı da inşallah bir dahaki dersimizde gelecek, 7 olmuştur. Ve külle suretin min süveril Kur'an, Kur'an'ın diğer surelerinden hepsi üzerine, hepsini Allah Azze ve Celle besmele ile başladı. Ma'ada surete tevbeti, tevbe suresi hariç. Niçin böyle başladı? Li yurşidel müslimine, Müslümanlara irşad etmek için, ila en yebde'u, başlamalarına, a'malahum, amellerine, ve akvalahum, sözlerine, neyle? Bismillahirrahmanirrahim,
besmele ile başlamalarını irşad etmek için, iltimasen talep için, li mauneti onun yardımını ve tevfikihi onun muvaffak kılmasını talep etmek için besmele ile başlamayı irşad etti Allah Azze ve Celle. Daha başka sebep ne? Ve muhalefeten, muhalefet etmek için, lil vethaniyyin, puta tapanlara muhalefet etmek için. Ellezine, öyle kimseler ki bu puta tapanlar, yebdeûne başlıyorlar, neye? A'mâlehum, işlerine. Ne ile başlıyorlar? Bi esmâ-i âlihetihim, ilahlarının isimleriyle başlıyorlar. Ev veyahut da davagiyetihim, tağutlarının isimleriyle başlıyorlar. Feyekulüne ve şöyle diyorlar. Bismillat, Lat'ın ismiyle. Ev, Bismil Uzza veyahut da Uzza'nın ismiyle. Ev veyahut da Bismil Şa'b, Şa'b'ın ismiyle. Ev veyahut da Bismil Hübel, Hübel'in ismiyle diyerek başlıyorlardı. İşte bunlara muhalefet etmek için, puta tapanlara veyahut da tağuta tapanlara muhalefet etmek için Allah Azze ve Celle Müslümanları bu şekilde irşad etmiş oldu. Kâlet Taberiyyü Taberi dedi ki, İnnallâhe Teâlâ zikruhu, zikri yüce olan Allah Azze ve Celle, ve tekaddeset esmâuhu, isimleri mukaddes olan Allah Azze ve Celle, eddebe yetiştirdi nebiyyehu, nebisini Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani nebisini, peygamberini yetiştirdi. Ne ile yetiştirdi? Bi ta'limihi, onu öğretmekle, zikri, esma'ihi, isimlerini zikretmeyi öğretmekle yetiştirdi. El-Husna, güzel isimlerin. Emame cemi'i ef'alihi, bütün fiillerinin, yaptığı bütün işlerinin tamamının önünde, evvelinde güzel isimlerini zikretmeyi talim ile yetiştirdi. Ve ceale zâlike, bunu da kıldı, li cemî'i halkihi, bütün mahlukatı için sünneten bir sünnet kıldı. Yestennûne biha, yapacakları, uyacakları bir yol, bir sünnet kıldı. Ve sebilen, bir yol kıldı. Yettebi'ûnehu aleyha, kendisine tabi olacakları bir yol kıldı. Fe kavlul kâili, yani söyleyen bir kimsenin Bismillahirrahmanirrahim kavli, İzefteteha, başladığı zaman taliyen okumaya, sureten bir sureyi, münebbi'u, haber verir, an enne muradehu, okuyan kişinin asıl muradı şu olur. Ekra'u, ben okuyorum, Bismillahi, Allah'ın ismiyle okuyorum demiş olur. Ve kezalike, aynı bu şekildedir, sairul ef'ali, diğer bütün fiiller de bu şekilde olmuş olur. Yani burada okuma fiilini aldı. Yani ne iş yaparsak yapalım, başına besmele koyduğumuz zaman Allah'ın ismiyle yapmış oluruz demek manasına gelir. Biz de Allah'ın ismiyle inşallah bu tefsir dersimize başladık. Fatiha suresinin tefsiriyle bir dahaki dersimizde de inşallah devam etmiş oluruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.